buradaki molekülün sodyum metoksitle tepkimeye girdiği bir tepkime oluşturmaya çalışalım. Tepkime metanolün çözücü olduğu bir ortamda gerçekleşsin. Biraz adlandırma pratiği yapalım. Bakalım. Burada 1, 2, 3, 4 karbon var. O zaman ön ek olarak büt var. Çift veya güçlü bağ olmadığı için de bütan diyoruz. Burada bir de kloro grubumuz var. Ona en yakın taraftan numaralandırmaya başlarsak 1 ve 2. O zaman 2 kloro butan diyoruz. Burada ne olabileceğini bir düşünelim. Öncelikle molekülü yeniden çizeyim. Bu sodyum metoksitin tuz olduğunu unutmayalım. Çözünmediğinde pozitif sodyum katyonundan oluşur. Buraya çizelim. Pozitif sodyum katyonu ve negatif metoksit iyonu. Metoksit kısmını buraya çizelim. Evet, negatif iyon burada. Normalde 2 elektron çifti olurdu. Fakat burada 3 çiftimiz var. Oksijenin fazladan elektronu var. Aslında bunu aynı renk yapıp maviye aşağı alsam daha iyi olacak. Evet. Negatif yükü unutmayalım. Bunlar katı halde yani çözülmemişken iyonik bağ ve kristal benzeri bir yapı oluştururlar. Sodyum metoksidin tuz olduğunu söylemiştik. Bunu bir çözeltenin içinde çözündürdüğümüzde burada elimizde çözelti olarak metanol var. Birbirleriyle bağları kopar. Buradaki metoksit çok çok güçlü bir baz. Hemen yazalım. Lewis baz tanımını kullanacak olursak, bu elektronu şiddetli bir şekilde başka bir atoma vermek istediği anlamına geliyor. Bronsted-Lowry tanımını kullanırsak, başka bir atomdan şiddetli bir şekilde proton almak istiyor anlamına gelir. Bu durumda metoksit tam da bunu yapacak. Size burada gerçekleşmesi en olası tepkimeyi vereceğim diğer tepkimelerden ve bunun için en olası tepkime olduğundan ileriki videolarda bahsedeceğiz. Evet, proton kapmak istiyor. Güçlü bir baz ve bu elektronu vermek istiyor. Diyelim ki bu elektronu buradaki hidrojene veriyor. Bu hidrojende zaten bir elektron vardı. Metoksit iyonundan, metoksit bazından elektron alıyorsa o halde elektronluğu molekülün geri kalanına verebilir. İşte bu elektronluğu molekülün geri kalanına verebilir. Karbonun elektrona ihtiyacı yoktur negatif yüke sahip olmak istemez. Belki eş zamanlı olarak bu elektron buradaki karbona gider. Fakat bu karbon elektronu istemez. Zaten dört bağ vardır. Burada kloro grubu olduğunu görüyoruz. Yüksek oranda elektronegatif bir grup. Klor çok elektronegatiftir. Yani klor zaten buradaki elektronu çekiyordu. Şimdi birdenbire hepsi eş zamanlı gerçekleşiyor. Bir de elektron bu karbona gitmek için müsait olduğunda bu karbon artık bu elektronu istemediği için klor da istediği için o halde klor elektronu alabilir. Tıpkı bu şekilde tam olarak bir adımda. Şimdi ne olduğunu düşünelim. Tüm bu tepkimeler eş zamanlı gerçekleştiyse elimizde ne kaldı? 2 klorobütanı yeniden çizeyim. Klor şimdi yok oldu. Şöyle çizelim. Bu klor artık burada. Şu elektronu vardı. İşte burada bağ oluşturan ve eşleşmiş olduğu diğer elektronsa şimdi klor'da. O zaman klor artık klorür iyonu haline geldi. Kalan değerlik elektronlarını çizeyim. Sayarsak 7 tane olacak. Ama burada 1 2 3 4 5 6 7 8 var. Artık negatif yüke sahip. Buradaki elektrondan bahsetmeden önce evet şurayı da silersek buradaki mor renkte elektron bu karbona verildi. Buraya aynısını çizeyim. İşte mor elektronumuz. Diğer uca bakacak olursak yeşil elektron hala bu karbon üzerinde ve karbonlar birbirlerine çift bağla bağlı. O zaman bu birdenbire alkene dönüştü ve metoksit hidrojeni aldı. Metoksiti yeniden çizeyim. OCH3 çizeceğiz. Oksijendeki elektronları çizelim. Şöyle 5 elektron olacak. Oksijenin 7 değerlik elektronu vardı. Biri karbonla olandı. Diğerleri kendi başına 6 elektrondu. Nötr oksijende 6 tane vardır. Ama şimdi bunlardan bir tanesini hidrojene verdi. Buradaki yeşil elektronu hidrojene verdi. Bu hidrojeni aynı renk yapayım. Evet, şimdi bu hidrojen oksijene bağlı. Elimizde ne kaldı? Klorür iyonumuz var burada. Metanolümüz var. Bu güçlü bir bazdı. Şimdi konjüge asidine dönüştü. Hemen metanol yazalım. Yani ilk başta çözücü olan ama artık karıştılar. Hala elimizde 4 karbon var. Fakat artık bir alkenden bahsediyoruz çünkü çift bağımız var. O zaman buna büt-2en veya 2-büten diyebiliriz. Burada ne olduğunu düşünelim. Hepsi eş zamanlı gerçekleşti, değil mi? Her iki reaktant da tepkimeye girdi. Yalnızca tek bir adım vardı. Yani hız kısıtlayıcı basamak söz konusu. O yüzden molekülü adlandıracak olursak muhtemelen içinde bir yerlerde 2 olurdu. Ayrıca eliminasyon gerçekleşti. Klorür veya kloro grubu elimine oldu yani ayrıldı. Bu durumda ayrılan grup kloro grubu diyebiliriz. İşte burası elimine oldu yani ayrıldı. Eliminasyon varsa ve her iki reaktant da hız kısıtlayıcı basamağı dahilse ise ki burada yalnızca bir adım vardı. İşte bu tür tepkimelere E2 tepkimesi diyoruz. E2 elimine olmayı yani ayrılmayı temsil ediyor. 2 ise her iki reaktantında hız kısıtlayıcı basamağa dahil olduğu anlamına geliyor. İşte tepkimeye katılan iki reaktant. E2 tepkimesi biraz SN2'ye benziyor. Ama tabii aynı tepkime değil. SN2'de yer değiştirme yani substitüsyon vardı. Ayrılan grup ayrılmış, nükleofil gelmişti. Nükleofilin işin içine girdiği bir sübsitüsyon olduğu için de S ve N harflerini kullanmıştık. 2 ise tepkimeye katılan 2 reaktantı kastediyordu. Hepsi eş zamanlı gerçekleşiyordu. Bir sonraki videoda E1 tepkimelerinden bahsedeceğiz. SN2 ve SN1 tepkimelerine dayanarak bunun ne olduğunu sanırım tahmin edebilirsiniz.